Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün size Minecraft Kimya Craft'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Doğru biliyor isem. 2 bölüm arasında neler yaptım? Slime'dan bir adet kazma yaptım. Biraz zombi pigment avına çıktım. Diamond Magnet yaptım. Ve kazmamızı manili ne yükselttim. Bu sandıkları bir açalım. Drop of Evil. Dimlet. Dimlet. Bunlar zaten bu şekilde dimletler bunları veriyor ve şurada açacağım bunu. Bayağı bir maden. Video başlamadan önce şuradan bir obsidyen alacağım. Bayağı bir obsidyen topladım. Ve blank cast yaptım. Blank cast'in yapımı da bu şekilde. Altını ısıtıyorsunuz. İçinden size bayağı veriyor. 2 altın 1 blank cast demek. Bunu crafting table'a gidiyoruz. Obsidyenleri bu şekilde. Blank cast'ı bu şekilde ve reinforce. Bu ne? Bu maden e, daha doğrusu şunun drawbillsini sonsuz yapacak. Nasıl yapacak? Bunun orta kısmı kağıttan alt kısmı ve üst kısmı slime'dan yaptım. Bunu bu şekilde koyuyorum. 5 defa basıyorum. Bakın %20. %40. %60. yüzde %80. Unbreakable. Durability sonsuz. Bakın. Abi şu anda bu kadar kazıyorum. Hiçbir şekilde durability gitmiyor. Bunu ben madenlerde yapmak için kullanacağım. O yüzden bunu şimdilik buraya atıyorum. 3 tane mop kes görevini yapmışım. Buradan grove kristal verdi. Bunu buraya koyunca artık bunlar daha hızlı bir şekilde kendiliğinden büyüyecek. Benim hiçbir etki yapmama gerek kalmayacak. Şimdi bizden indium istiyor. Indium'u yapmak için de 16 tane indium, indium elde etmek için de sayın antimatter lazım. Ben sayın antimatter'ları toplamıştım. Bu arada ki buradaki sistemi anlatayım. Buradaki sistem şu şekilde. Buradan bir kablo var. Buna koyuyorum. Buradan buna yolluyor. Buradaki de buna yolluyor. Otomatik olarak sandıktan elde edebiliyorum. Tamam. Indium'ları elde ettik. Şimdi bunları Indium Ingot'a çevireceğim. Bunun için buraya koydum ve okuttum. Görevden bize ne veriyor? Hiçbir şey. <laughs> Hiçbir şey vermedi. Süper. Skandium yapacağız. Skandium içinde Yellow Mantimator gerekiyor. Tamam. 64 tane daha skandiyum yaptım. Bunu bunu okutuyoruz. Süper. Şimdi bir de tin Tingyer yapmamız gerekiyor. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Tinleri Chemical Dissolver'ın içine atıyorum. Bayağı fazla bir şekilde bize e, demir şey tin veriyor. Ve oldukça hızlı. Bunları da sonra chemical combiner'ı okutup şöyle bırakıyorum üstüne. Zaten bunlar çevirir kendiliğinden. Önce bir stone gear yapmam gerekiyor. Çünkü bu e, tin gear'lar için bir tane gear keste ihtiyacım var. Onun için de normal bir stone gear'ı buraya koyacağım. Bakın şunun içine koyuyorum. Sonra üzerine altına kıttığım takdirde bana zaten boş bir gear kest verecek bana zaten. Onu alanı yapmam için. Bakın şu anda bunun üzerine akıttım şu anda kalıp çıkmaya başladı ve çıkıyor çıkıyor çıktı süper. Bunun içine biraz tin ısıttım şimdi bunun üzerine akıttığım zaman ayda vermedi Herhalde hata falan oluştu bilmiyorum ama şu anda casting base için Tin akıtmaya başladı Bundan ben şöyle bir 4 tane daha yapayım Bakın bunu çalışınca bayağı hızlı bir şekilde ısınıyorlar bu arada onu da söylemeden geçmeyeyim sonra Niye böyle kesinti mesinti oluyor demeyin ben bu arada yeni bir şey denemeye çalışıyorum. Bir arkadaşımız demişti bana geçen gün. Ee, konuşmadığın yerleri kesmeye çalışırsan daha hoş olabilir diye. Ben de vaktimin olmadığından dolayı öyle bir şey yapmamak istediğimi söyledim ama şu anda deneyeceğim bakayım. Herhalde çok e, deli gibi vaktim almayacaktır o kısımları kesmek. Tamam dört tane titanyumuzu yapmışken hemen o yeni bir görev machine frame yapım biraz sıkı. Tamam biraz daha bu gerekli materyallerden yaptım. Indium'dan 4 tane elde edeyim. 4 tane skandiyumdan yapayım. Tamam da şu anda machine flaner herhalde yeterli düzeyde yapabiliyor olmam gerekiyor. Ve dört tane. Valla süper. Görevden ne olarak hediye verdik? Hiçbir şey. O da mükemmel. Şimdi bizden istediği şeyler compactor, pathogenic insulator, pulverizer ve induction water. Tamamdır. Pulverizer için gerekli olanlar hiçbir şey bende yok. Bunun için potasyum gerekiyor. Potasyum için de potasyum elde gerekiyor. Bende potasyum klorit varmış. Potasyum kloretleri atıp potasyum elde ediyorum. Bunu bunun için atıp da potasyum elde edelim. Ve süper. Bunun için 32 tane kapır atacağım. Çünkü bunların her biri ikişer tane istiyor. Biraz bayağı problem olacak bizim için. 2 tanesi 4 taneden 8 tanesi, 32 tane falan kapır ısıtmam gerekiyor ki bayağı bir uzun sürüyor ısıtması. O biraz işkence olacak benim için. Bu arada şöyle bir şey yapalım. Bizim işimize yarayacaktır bu. Redstone clock yapacağım. Şimdi bu nedir diye sorarsanız Redstone Clock otomatik olarak kızıl taş sinyali veren bir alet. Yapımı da oldukça basit aslında ama bayağı bir işlevi var. Peki bu Redstone Clock otomatik olarak sinyal verse de bizim ne gibi işimize yarayacak? Şimdi bir tane de Hopper'a ihtiyacım var. Oldukça basit. Şurada gördüğünüz testing Table'ın altını kırıyorum. Bunun altına bir tane Hopper yerleştiriyorum. Ve üstte bir adet Redstone Clock koyduğum takdirde artık otomatik olarak bu akıtmaya başlayacak. Tabi bunu 7.24 açık bırakmamam gerekiyor. Çünkü ben burada yaptığım en ufak bir şeyde burayı otomatik olarak akıtıp benim sistemin içine edebilir. o da bir gerçek. Diğeri de talyum istiyormuş. Bende baya bir talyum var aslında. Bunları çevirirsem işime yarayabilir. Talyum elde etmek için de şey gerekiyor. Patojenik e, insulatorı. Talyum. Talyum soğul sentten elde ediliyor. Şurada görebileceğiniz gibi. Buradan 4 tane talyum elde ettik. Süper. Arsenik var. Arsenik nasıl elde ediliyor? Arsenik pink tulipten elde ediliyor abi. Pink Antimatter'dan hiçbir şekilde elde edemiyorum Arsenik'i. Yani yeteceğini pek sanmıyorum çünkü ark, Arkenik sülfat gibi bir şey verdi. Sülfit verdi 12 tane. Şimdi bunu da çevirirsem herhalde yeterli olur diye umuyorum. Aynen 48 tane elde ettik ya. Bunu ben bir arseniye çevireyim şu şekilde. 3 tane versin bana. Zaten 2 tane falan gerekiyor. Ondan çok problem olmaz. Şimdi magnezyum problem. Magnezyumun madeni vardı diye hatırlıyorum. Tamam magnezyum alıyorum. Bunun için atıyorum. Oh vallahi şu rahatlık var ya. Çünkü Chemical Dissolver'daki rahatlık hiçbir şeyde yok abi. Şuna bak. Bunu buraya okuttum. Üstüne sandıklarımızın üzerine. Ooo burada bayağı tim birikmiş. Ben bunları çevirmem lazım. Neyse. Buraya şimdi 32 tane gelecektir. 4 tane de magnezyum elde ettim. 3 tane pardon. Şunu 4 yapalım. Fazla mal göz çıkarmaz. Hatta 5 oldu. Ulan <laughs> ayarım yok. Neyse. Buradaki kapırlarımız olmuştur. Hatta bakalım. Aynen. 8 tane. Çok işime yarıyor. Oradaki aparat çok işime yarıyor. Şimdi hepsini tek tek yapalım. Pulverizer yapamıyorum. Onun için piston gerekiyor. Pistonu şöyle atalım. Altıda bir tane redstone fragment. Şunu şöyle. Bunu böyle pulverizerımız alır. Patojenik için lumium gerekiyor. Lumium'u ilk defa gördüm. Lumium'u elde etmem için enerji glowstone lazım. Bunun için float transposer lazım. Magma crucible gerekebiliyor. Centrifuge falan bunlar bende yok. Onu birazdan yapacağım şeye atıyorum. Şimdi onunla uğraşamam. Çünkü nether'da falan dolaşmam gerekiyor. Önce bir compactor yapalım. Aslında yapım oldukça basit, basit enerji. Glowstone lazım. Bunun için glowstone akıtmam gerekiyor. Glowstone'un da bir tanesi 1000 milibucket'a denk geliyor. Bana 250 lazım. Yani aslında bir glowstone yapılabiliyor. Onu yaparız tamam. Onunla uğraşmakla bir alakası yokmuş. Onu hemen şimdi yapayım ben hatta şuradan glowstone alayım. Benim bunu yapabilmem için magma crucible'a ihtiyacım var. Magma crucible'ı nasıl elde edeceğim abi ben? Aslında yapım hiç zor değilmiş ya. Hatta yaptım bile. <laughs> tamam magma crucible'ımızla yaptık. Bu arada ben bölüm arasında buraları bu şekilde hale getirmiştim. Şimdi buraya e, tamamen burası teknolojik bir alan olacağı için hatta teknolojik alan orası değil burası olsun. Burada bizim teknolojik aletlerimiz olsun, zarar yok. Pulverizer'ı buraya koyuyorum. Magma Crucible'ı koyuyorum ve compactor'ı koyuyorum. Bu arada o kadar görev yaptık, ödüllerimizi almazsak olmaz. Hardened upgrade kit. Süper abi. Bu hardened kit şöyle yapıyor. Buna sağ tıkladığınız takdirde bunları güçlendiriyorsunuz. Daha doğrusu bir seviye üst atlatıyorsunuz. Bunlara enerji bağlamam gerekiyor yalnız benim. Şimdi bende Leedson Flux taklar vardı. Buranın altını kazdım. Şimdi buradan bu şekilde kablo çekelim. Bunların da altına şöyle indirebilirsem. Şöyle. Tamamdır. Şimdi buradan çıkmam lazım. Tamamdır. Burayı da kapatayım şöyle. Tamam. Şu anda işlemimiz bitti. Hepsi enerji geliyor. Ama bizim yakın zamanda artık bir otomatik enerji sistemine ihtiyacımız var. Çünkü çok zor durumdayız. Hani yetmiyor. Enerji yetmiyor. Çünkü her seferinde ben buradan manuel olarak aktarmak zorundayım. Şimdi pulverizer ne işe yarıyor? Pulverizer elinizdeki bütün malzemelerin tozunu çıkartmanıza yarıyor. Markma ee, magma Crucible ne işe yarıyor? Magma Crucible benim şimdi yapmak istediğim şeyi yapacağız. Bunun için Portable tankımı alıyorum. Bunun üstüne koyuyorum. Bunun konfigürasyonları çok basit. Şu şekilde bakın. Şimdi bunun üstü mavi ya. Diyorum ki bunu sıfırladım. Üst tarafa sen şey vereceksin. Turuncu yani şuradaki akıtılmış ısıyı vereceksin. Yalnız bu niye hala burası mavi? Görüntü bug'ı falan var herhalde. İlginç. Neyse. Tamam. Ha mavi olan portable tankinki. Tamam. Bunun için şimdi ben glowstone atmam gerekiyor. 32 tane atıyorum. Bu böyle bunu yavaş yavaş yapacak ama ben o kadar yavaş olmasını istemiyorum ya. Sen hiç olmaz şöyle bir 4 tane atı ver. Biraz daha hızlı yaparsın. Bunları bir hızlandırmam gerekiyor benim. Nasıl hızlandırılıyor bilmiyorum. Dur bir bakayım ben ona şimdi şuradan nasıl yapılıyor. Yalnız burada böyle bir augment var. Bu çok ilgimi çekti. Ee, ekstra yemek elde edersin ısıttığın zaman diyor. Aslında bir kullanılabilir. Tamam bu. Maksimum enerji kullanımını arttırmamız gerekiyor bizim olması gerekiyor. Bir deneyeyim bakayım. Ha bunu yapmam için upgrade gerekiyor. Bu makineyi upgrade etmem gerekiyor. Bunu kırarsam şunu yaparsam olacaktır. Hardnut. Al işte bunun için de invar gerekiyor. Doğru mu? Invar aynen. Aslında induction simulator yapabilsek çok rahat olacaktı ya. Neyse bir induction simulator şu ısınsa şu ısınmadı bir türlü. O ısındığı zaman işim bitecek benim zaten. Bu arada e, molten lumiumun yapımını şöyle göstereyim. Tabi buradan göstermeyeceğim. Buradan lumium blend elde etmem gerekiyor. Lumlum Bilent'in yapımı şu şekilde. Bir adet enerjik glowstone bakın bir adet silver, 3 tane de tin. Yani şöyle. 3 tin, 3 tin, bir silver, bir silver ve bir silver. Atalım şöyle. Şimdi ben bunları pulverize tine çeviriyorum. Neden tine çeviriyorum? Bunları çünkü toz olarak elde etmem gerekiyor. Toz olarak elde etmezsem hiçbir işim yaramaz. 9 tane de elde etmiş oldum zaten. Gümüşüm de var. Hatta şu gümüşün yapımına da aynı şekilde işlemsel devam edelim. Tamamdır. Şimdi bakın bu ee... Aktarmaya başlamış. Hatta şöyle içine bakalım. Şu anda bu hala yapıyor. Bunu sağ tıklayarak Enerji glowstone bakıtımı alıyorum. Tabi burada yapamam. Çok küçük alan. Şuradan hemen çevirelim. Bir adet silver. 3 tane tin. Bir adet de glowstone bucket. Dört adet lumium blend'imiz oldu. Şimdi bunun için 4 tane lumium blend'i atıyorum. Bunlar artık ısınıp biz onları çevireceğiz. Yani rahat olun. Compactor'ın kullanım alanı da oldukça geniş ve çok güzel. Biz artık plate yaparken tek bir maddeden yapabiliyoruz. Normalde bunların yapımı için gidip benim bunun için aktarmam gerekiyordu. O şeyden kurtulduk. O çok güzel oldu bizim için. Pulverizer'ı biraz hızlandırmam gerekecek. Çok güzel kullanım alanları var pulverizer'ın. Ama ne yazık ki şey sıkıntısı var. Çok yavaş. Bunu hızlandırmam gerekiyor benim yakın zamanda. Bakın şu anda ısındı. Bunun için aktaralım. Bu olsun. Yani sadece şuradaki bir tane lümyum gir yapmak için benim düşünüş şu makineyi kurmam gerekti. Tamamdır. Yum yum oldu. Gel bakayım bana sen. Benim induction smelter yapmam lazımdı. Induction smelter. Tamamdır. Induction smelter'ımız da hazır. Bunu da enerji bağlamam gerekiyor. Abi çok sıkıntı işlem bu ya. Neyse Allah'tan şu var elimde. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Induction smelter'ımız hazır. Bunun kullanım alanı ne? Bunun kullanım alanında gene malzemeleri çevirebiliyorsunuz ya da bizim yarım saattir uğraşmamız gerekmeyecek şekilde. Yani bir demir bir nikelden direkt invar elde mi? İşte farklı malzemeden elde edimi gibi bakın mesela burada lumion plate ile kumu birleştirmiş eski haline çevirmiş. Ve bize her seferinde ekstra olarak bir madde veriyor, slag veriyor. Slag'in kullanım alanında hele şükür, hele şükür toprak yapımında kullanılıyor. Pito, e, gro yapılabiliyor. Savvil yaparsam bunları elde edebilirim ama şu anda acelesi yok. Görevde bitmişken alayım şu indakşen 64 tane kum verdi. Şimdi şöyle bir sıkıntı var benden çelik istiyor. Hakkos Aslı Matrix diyor ki bunun tamamen isteğe bağlı olarak bir yapım var. Hatta yapayım ben bunu ya dur bakayım. Şimdi şu elimdeki test screen ne işe yarıyor bilmiyorum. Hani onu dürüst konuşayım. Şimdi bir şey diyeyim. Ha bir dakika bir tane koyunca böyle oluyor la. Oğlum bu ne? Oha bu baya büyük. Dur bunu yapmayacağım. Bunu yapmayacağım. Diyor ki 3x3x3'lük bir şey yapacaksın diyor ama. Herhalde şu enerji sacrifice görevi için istiyor. Şunu şöyle koyunca ne oluyor? Sağ mı tıklayacağım? Aynen. Test diyorum. Aa, tamam. Burada bize yapabileceğim görevleri söylüyor. Mesela bakın burada bin kova. Bakın bin kova. Bin kova su görevi var. <laughs> Bu test screen'in şeyi ee, daha doğrusu şu 3x3'lük olmasının sebebi MBT. Doğru anladıysam bütün aynı e, görünürlükteki madenleri ya da atıyorum benzer şeyleri. Tek bir maden gibi okuyabiliyor ki burada bizim Iron Gear'larımız olmaya başlamış. Alayım ben bunları hemen gel bakayım. Hayır sen dur sen dur. Sen nereye gitti o? Burada. Gel bakayım sen şimdi şuradan. Hemen Iron Gear'ımızı alalım. Bizden ne istiyordu görevde? Akoz Aslamator. Akoz Aslamator. İki tane yapım var. Biri bu. Bunu yapabilirim. Niye yapamıyorum? Device Frames diyor. Bunun için bu Abi çok işkence ya. Ya da fluid pump yapabilirim. Ama bunun için de gene scandiumla indium lazım. Benim bunları farklı bir şekilde elde etmeyi öğrenmem lazım. Bu çok uzun sürecek yoksa yani. 10 milyon enerji istiyor. 10 milyon. Onu şu şekilde elde edebilir miyim diye merak ediyorum. Şuraya test screen'i koysam. Lead stone'u şöyle bağlasam. Ha bu arada görüntüsünü değiştirebiliyorsunuz. Test diyelim. 10 milyon FE diyelim. Input only. True diyorum. Evet. <laughs> Oldu. Şimdi şunları kırayım. Bu biraz fazla geliyor buna. Şu anda bakın şurada dolmaya başladı ufak ufak. Bakın altta ufak bir tik var. Ama bunun için benim buna bayağı bir kömür koymam lazım. Şuradan kömürlerimizi alalım. Tamam. Furnace Generator'a koyduk. Şimdi bu ufak ufak artacaktır diye umuyorum. Ama sen almıyorsun ki. Ha yok alıyor alıyor. Tamam bakın şu an 227k enerjimiz dolmuş. fazladan da arka plan açık bırakacağım. Çok bir sıkıntı olmayacaktır benim açımdan. Şunları artık yerlerine koyabilirim. Tamam. Artık yapacağım bir şey yoksa şuradan son bir kontrollerimizi yapalım. Çelik nasıl elde ediliyor onu bir bakalım. Beraber yapalım istiyorsanız o çeliği de. Induction smelter de elde ediliyor. 4 adet pulverized coal. Pulverized coal'un üretimi de ne yazık ki pulverized kömür atıcı oluyor. O zaman şöyle yapalım. E, ee, induction smelter dedik. Buradan tamam. 4 adet pulverized coal'a 1 adet iron ingot veriyorsa 32 ayrına 2 stack. Bakın 2. 2 stek kömür gerekecek. O zaman ben şu kömürlerimi alayım. Bunları pulverizer'a koyayım. Koyayım. Koyayım da. Bu bunu çevire dursun. Tam biraz hızlı kabul ediyorum. Ama yeterli düzeyde değil ne yazık ki. Bu arada şey yapabiliriz artık. Invar yapabiliriz. Tamam. Invar'ımızı yapmamız için bize şey gerekiyordu. Hardened. Bunu yapmam gerekiyor. Bunun için bu lazım. Bunun için invar lazım. Invar elde edimi nasıldı ona bir bakayım. 2 iron bir nikel. Bende nikelin olması gerekiyor. Tamam. Iron burada. Şöyle yapacağım. Fazla harcamayacağım. 16 tane ayrına, 8 tane nikel kullanacağım. Bunun için induction smelter kullanacağım. Şu şekilde atıyorum. Aa, şu mu? Tamam bu. Şu anda bakın bu ufak ufak başladı. Bu bize invar veriyor. Bu arada bir tane de sülfür vermiş. Bu sülfür normal nether'daki zombilerden toplayabiliyorsunuz. Yani bu çok da önemli bir malzeme değil. Bu arada cobblestone'ların sayısına bakar mısınız abi? 82.944 <laughs> Çok fazlalar Aşırı fazlalar. Bu arada Culinary Generator aslında biraz yemek koyabilirim ama ne koyacağım bilmiyorum ya. Karpuz koyalım. 500 tane karpuz. 500 tane karpuzum var abi. Süper. Hatta bunun üzerine şöyle yapayım. Bir tane hopper koyayım. Bu şekilde. İçine ben bunun melonları koyuyorum. Bu gitsin enerji üretsin. Ne de görevimiz var. Tamamdır. Elimde karpuz kalmış ya. Sen git bakayım şöyle. Bu arada normalde bunları e, arttırabiliyor muyum? Bir deneyeyim mesela. Pulverizer'ı deneyelim. Şu andaki hızını görüyorsunuz. Şu şekilde yapıyor. Bunu basıyorum. İçindeki enerji kapasitesi arttı. Oyun başından beri beklediğim şey bu değil değil mi? Olsun. Bu arada 24 adet invar elde etmişim. Çok iyi abi. Şimdi şöyle yapacağım. Kapır alacağım. 3 kapır 1 adet de tin almam gerekiyor. Neden bunu yapıyorum? Bronz elde etmem gerekiyor. Bronz oluşumun için atıyorum. Tamam bu böyle bronz elde ede dursun. Ben de o arada diğer gerekli materyalleri toplayabilirsem iyi olur aslında. Tamam şu anda 4 tane bronzumu elde etti. Ben bunu bunun içine atacağım. Bana bir adet bronz gear gerekiyor. Ne yazık ki o makineyi yapabilmem için. Ben bu arada ne yapacaktım ya? Hatırladım hard'ını da upgrade git. Bunun yapımı için bir adet bronz gear gerekiyor. Bu e, bir üst tira aktarıyor makineyi. Bu olmazsa aktaramıyorum ne yazık ki. Bu da zaten biraz ısıtması biter. Bitti zaten tamam. Bu arada yapmam gereken şey bu. Bundan yapmam gerekiyor. Bunun için Iron Gear lazım. Onun için Iron gerekiyor. Aa, iron Gear'ım varmış benim zaten. Ama gene yapayım 4 tane. Tamamdır. Bronze Gear'ımı da aldım. Artık şu Hardened bilmem neyini üretebilirim diye umuyorum. Tamamdır. Ürettim. Bunu şimdi şöyle yapacağım. Bunun üzerine basacağım. Daha doğrusu hangisine basayım? Buna basayım. Hatta şu anda sizinle bir şey deneyebiliriz. Şuradaki Compactor'ın içine 2 adet Lead koyacağım. Bu bize Lead e, Plate verecek. Tamam buradaki Lead üretme neredeyse başladım yani. Az bir şey kaldı. Enerji ne kadar oldu? Ben onu çok merak ediyorum. Daha 500k etmişiz. Yani yaklaşık bir 10 dakikadır falan videoda olduğumu da hesaba katarsak yeterli düzeyde. Ben bölüm arasında Akos Aslamator yaparım. Ee, su üretmeye başlar. Çünkü diğer görevi ne yazık ki o olmadan yapamıyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Yalnız 48 tane çelik istedi. Ben üretmedim mi 48 tane çeliği? Üretmedim. Üretmedim çünkü buradaki pulverized kollar olmamıştı. Tamamdır. Augment'ımızı da yapıyoruz. Süper. Şimdi çelik üreteceğim makina induction smelter olduğu için buna sağ tık basıyorum. Al işte. Yani bunu basmama izin vermiyor. Hiç olmazsa bir tane şuna bir tane de buna basayım. Enerjisi artsın zarar yok. Bunu neyde kullanacağım bilmiyorum. Basıyorum hani hiçbir şekilde bilgi vermiyor. Yani veriyorsa da şurada veriyor. Aa bir dakika. Abi bu çok iyi. Şey yapabiliyorum. Compactor'da gir yapabiliyorum. Abi tamam o zaman sen gel sen gel. Sen gel sen git. Abi tamamdır ben niye o zaman onunla uğraşıyorum. Süper. Şey, ayır gir yapabiliyorum ama şey yapabiliyor muyum? Onu merak ediyorum. Kapır e, mesela plate yapabilecek miyim? Yoksa benim onun içindeki çıkartmam mı gerekiyor? İçindeki çıkartmam gerekiyor. biraz sıkıntı olacak benim için. Neyse o kadar da problem değil ya. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Bunu atalım. İçine biraz da iron koymam gerekiyor. Iron niye koyuyorum? Dediğim gibi çelik üretmek için gerekiyor ve tamamdır artık bize çelik üretmeye başlayacaktır. Ama ufak bir sıkıntı var. Şu anda enerji yetmiyor. Enerji yetmemesinin sebebini şey olarak tahmin ediyorum. Pulverizer çalışıyor ki hızını arttırmış oldum aslında. Biraz hızını arttırıyor. Şu anda saniyede kullandığı enerji 35 redstone flux. O kullanıyor üstüne üstlük. Induction smelter. Ne kadar kullanıyorsun sen? 48 kullanıyor. 48, 70 küsür bir şey. Bu makine ne kadar üretiyor bilmiyorum. Bu ne kadar üretiyor bilmiyorum. Hatta şurada yazar aslında. Yazmıyormuş neyse. Ha 44 8 üretiyor. Şu makine kullanıyor. Doğru hatırlıyorsam, şunlar kullanıyor. Yani o kadar önemli değil aslında. Büyük ihtimalle çoğunluğunu pezevenk yiyor. Bunu ne yazık ki yapmak zorundayız. Kaçacağımız bir şey yok. Buradan içeri üretim başladı. Tamam o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bayağı bir şey yaptık bu bölüm. Ne yaptık? Buradaki malzemeleri koyduk. Buraya bir tane test screen yerleştirdik Gear yapımını öğrendik. Buraya ben bunu koydum. Bunu ben kıracağım. Siz rahat olun. Burada farmımız var ve hala büyüyor. Bakın abi şunun o kadar avantajı var ki bize. Anlatamam yani. Size tamam o zaman. Bu arada videonun başına demedim. Video zaten bakın çok güzel oldu diye düşünüyorum. O kısımları keseceğim, biçeceğim falan. Bakalım ne kadar süremi alacak. Elimden gelince bu şekilde videolar yüklemeye çalışacağım. Ki dikkatimi çekti birkaç gündür. Ben de videolarımı izlemeye çalışıyorum. Bakayım nasıl çekmişim. Nasıl videolar ortaya çıkmış. beni bile sıkıldığım oluyor dürüst konuşayım. Siz nasıl sıkılmayacaksınız. Haklısınız. O yüzden elinden gelince sadece önemli kısımları olacak bir video hazırlayacağım. Tamam o zaman. Bu video bu kadar. Şurada bir şey var sanırım ondan baktım. Hoşçakalın, bay bay.